Gacarlı'da. Yeşil, yeşil, yeşil. Ama nasıl biliyor musun? Mesela defterin sayfası gibi düzgün ekilmiş. Bura böyle ekilmiş, ora öyle ekilmiş. Buğday tarlaları. Renk farklılığı var sadece. Buğday tarlaları. Buğday tarlaları, arpa tarlaları. Siz düğünü Mayıs'ta falan yaptınız o zaman. Bilmiyorum işte. Mayıs o kadar ayı. Güzeldi bayram. Mayıs ayı da buğday daha yeşildir. Arpalar hafif, renk farklılığı hafif var. Sararmaya başlamıştır arpalar. He. Böyle yeşille sarar. Yeşiller var, sarı. Evet. İşte artık renk farklılığı var. Tarlalar. Cümbüştü arkadaşlar. Ben hep oraya baktım. Düğünle hiç ilgilenmedim. Bir de orada kadınlar dediler bu görümcenin kızıymış falan. Beni aldılar ortalarına. Sorular sordular. Sevdiler. O kadar. Şimdi arkadaşlar bu kınanın ön halini anlattı. Kız kınası ertesi gün olur. Yemek yapılır. Aynen. Ve erkek evi de gider. Kız evinde kıza kına yapılır. Kınaya gidenlerin ellerine de kına yakılır. Tabii kız kına sorurken kızın etrafında oynanır. Aynen. Türküler çağırır. O zaman bilmiyorum. Ağıt yakılır. Yüksek yüksek tepelere. Yüksek yüksek tepeler var mıydı yok muydu bilmiyorum. Bilmiyorum da anne niye ağlatır da başkalarını. Orada kız tamam o evden başka eve gideceğini hatırlatmalar için bir kız tarafını ağlatırlar aman işte. Anamı getirin. Anamı getirin. Bacımı ne yavrum. Öyle şey. Bir taraftan da tarlacalardır. Evet. Bu gelsin bu kızın anası. Nerede bacısı falan fistan böyle. Kınar. Ama yani çocuklar bile ağlardı arkadaşlar. O kadar ağır gelirdi yani. Kına bu şekilde olur ve ellerine çabuk bağlarlardı. Başörtüsü be sen de çabuk deyince. Ya başörtüsü de şey çabuk herkese başörtüsü bulunmaz ki. Kıza başörtüsü. Ha, diğer herkes de eline kına yaptırır. Ben kızı diyor. Erkeklerin de arkadaşlar bu çift parmağına bekarlar şey der kınanın içine alır ben de evleneyim. Kaynanası geline küçük altın takar. Evet. Avucunun içerisine koyar. Avucunun içine evet. O da sarılır. O da sarılır. Küçük altın verir arkadaşlar. Öyledir. Kaynanası verir. Bu şekilde kına biter. Şimdi kına bittikten sonra yine birinci davet biter. Artık gençleri mi alırlar bilmiyorum. O davet bittikten sonra yani şeylerin arkadaşları, damadın arkadaşları, iş arkadaşları, mahalledeki gençler. Ertesi gün gün alınmış. Ertesi gün esnaflar evet. Çağrılır. Esnaflar. Bir baş gitme olayı vardır. Kaçıncı gün yemeklerimize girsek ne yemek yapardık bayram? Şimdi onu da söyleyeceğim de baş hangi gün giderdi? Cumartesi günü. Öğleden sonra. Yani düğünün en sonunda mı baş giderdi? Pazar günü gelin çıkar. He. Davetler biter. Pazar günü cumartesi gündüz. Cumartesi akşam da davetli gelirdi canım erkekler. Olurdu be. Bilmiyorum ben bu işimde. Sarıkaya'da bütün düğünlere gitmiş bir kadın duruyor karşında lütfen tamam, yani. Tamam. Bana tamam. Da saygı göster. Yani biliyorum da söylüyorum. Tamam ben sen biliyorsan yani sen sana saygı. Sen de giden adamlardansın canım. Şimdi davetler devam eder arkadaşlar. Eder. Şimdi yemeklerden kuru fasulye, bamya, sulu köfte pilav, arkadaşlar. Sulu köfte, kuru fasulye, pilav. Bunlar mutlaka olur. Patates, evet. Yaz sebzeleri bunlar neyse. Mutlaka bunlar mutlaka olur. Düğünde olur arkadaşlar. Bundan sonra mezeler başlar. Mezelerde salatalıkla cacık, yoğurt, cacık. Aynen. Bunlar yapılır. Yanında. Kuru köfteler yapılır. Evet. Meze olarak. Köfteler. Tavuk. Patates köftesi, et köftesi. Tavuk bilmem ne onlar. Ciğer kavurması, olur. Et kavurması. Çünkü bir et mutlaka olur. Büyük bir dana kesilir. Yetişmezse yani bir dana daha kesilir. Olur. O zaman eskiler böyleydi. Varlıklı aileler yapardı. Varlıklı, varlıksız da bir dana keserdi. Öyle mi? Tabii. Ha. O zaman koyunlar kesilirdi, dana kesilirdi, hediyeler gelirdi. Yani bu şey değil. Mesela ben senin düğününe geliyorum, bir tavuk mu getirirdin? Şimdi acaba? Öyle değil ya, para getiriyorsun, ha, bir para takı takıyorsun. Tabii arkadaşlar, Koçhisar'daki dayanışma, bilmiyorum Türkiye'nin her tarafında ben çok yerde gördüm de,
Koçlar'daki düğün dayanışması çok güzeldir. Ben çok severim onu. Her davete gelen davul karşıladıktan sonra düğün sahibi hoş geldiniz der. Düğün sahibinin cebine zarfla birlikte para sokulur. Sokulur değil mi? Bunu tabii kadınlar da kadınlara getirirler. Okultuya karşılık verirler. O biriken paralar... O nerede olur biliyor musun? Hı. Başa gittik ya. Hı. Başa gittik elini oturttururuz. Bir sandalyeye gelin oturur. Biz çevresinde hanımlar, arkadaşları, böyle benim gibi kadınlar çevresini alır. Ondan sonra bir tepsinin içinde bohça gitti ya gelin kıza. Bohçası gider. İçinde neyi vardır? İç çamaşırı vardır, çantası vardır, ayakkabısı vardır, kıyafetleri vardır. İşte başta bu olur. Ha, o ay baş onu tek tek söyler, ünlenir yani. O değil. Para yardımı yapılır. İşte orada başlar bu. Bir dakika. Burayı ben biliyorum, sen bilmiyorsun demek ki. Bu başlar, gelinin malzemesini tepsiye tek tek sayarlar, ederler. Bunlar geline alındı. Annesine de şu alındı, teyzesine bu alındı, kumaşlar. Anladın mı? Ondan sonra o içeri gider. Bu sefer kaynana başa geçer. Çantasını alır. Tepsi, aynı öyle tepsi gelir. Takılar başlar. Kime hediye verildiyse onun karşılığı gelir. He, zamanında kaynana kime gitmişse, önceden takı takmışsa hani ben küçük altın aldım, taktım o bana hiçbir şey takmadı falan deniliyor ya. Orada o zaman öyle değildi. Yani üstüne yapma diye bir şey yoktu. Kime ne yapılıyorsa geliyordu. İleri gitme ya. Tamam. Tamam. Özele mi girecek? Ondan sonra geliyordu arkadaşlar. İşte çok küçük altın falan takılmazdı herhalde o zaman. Para verilirdi genelde. O tepsiye insan... para verilirdi arkadaşlar. Genelde ben öyle çok şey zaten altınları ailesi takardı, kaynana taktı, kayınbaba o baştan yapılırdı. Bu bayanların takısı. Bu bayanların takısı. Kaynanada kalır bu para. Erkeklerin takısını diyorum ben. Erkeklerin şimdi, takısı da gece. Bir sen anlat onu. Şimdi düğün daveti, düğün akşam gelenler mutlaka davul karşılar, ev sahibi karşılar, düğün sahibi karşılar, düğün sahibine ya şöyle yaparlardı. Mesela 4 kişilik bir grup geliyor değil mi? 4 kişi kendi aralarında toplarlar, bir zarfa korlar, hepsi eşit. Mesela atıyorum 50'şer liraysa hepsi 50'şer lira kor, 200 lira bir zarfın içerisine koy, isimlerini yazarlar, verirler. İşte bu kadar ne güzel bir olay. Bu şekilde düğün daveti, bir de davulcunun hakkı vardır. Davulcu seni oturacağın masaya kadar davul çalarak götürür onu. Çok güzel. En sonunda davulcuya bir para verilir. Koyunlar geldiler düde, kutlanmaya. Düde, yayılmaya geldiler düde, arkadaşlar. Düde bir para verilir. Bu şekilde davulcuya ayrı, düdücüye ayrı. Ya ikisine de verilir veyahut da tekine verilir. Ya İkisi, o gönlünden geçene kadar. Düğün anladım. Gecesi eğlence başlar. Oyunlar oynanır ve oyunlardan ziyade en çok halay çekilir. Yani Koçsar'ın halayı bir başkadır. Aynen. Ağırlaması, üç ayağı, sekmesi, köroğlusu, efendime söyleyeyim. Hızlısı, yavaşı. Hızlısı, yavaşı. Bu şekilde halay başı en iyi halayı idare edecek kişi tarafından geçer başa, hakkını da verir yani. İkincisi de onun yanında olur. O ikinci bilen de. Öyle İkisi mi? Tabii en baştaki çok figürler yaparak. Evet ya ayak oyunları yap. Evet. Bizim onu Levent çok güzel yapıyor ya. Sanki dersini almış gitti. Evet şimdi bunları yaparak halay çekilir. Halay safhası 3 safhada devam eder. En son gidileceği zaman artık oradan kalkılacağı zaman tekrar bir halay çekilir ve düğüne hayırlı olsun vedası yapılır. Arkadaşlar tabii alkol ortamı olduğu için biraz ortamı Levent'ten bozdu. Bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar benim bir küçük torunum var. İsmi Levent. Tam bir Koçsar çocuğu arkadaşlar. Sanırsın orada doğmuş, büyümüş, yetişmiş birisi gibi davranıyor. Bütün özelliklerini taşıyor Koçsarlıların. Dedesinin özelliklerini taşıyor.
Süperli çocuk arkadaşlar. Sen o kadar mı güzel, nereden öğrendin o ayakları, nereden öğrendin o ayak hareketlerini? Halay çekiyor arkadaşlar kendi kendine. Oyun oynuyor, halay çekiyor. Bir de böyle böyle bir şey var ya, çok güzel. Şimdi. Yani tamamen bir koçsan. Şimdi arkadaşlar, alkol ortamında, alkol tabii hep büyüklerin dediği gibi, biz de ben de aynısını söyleyeyim. Şişede durduğu gibi durmaz. Mutlaka zevk verirken bu... Valla ben onun keyfini hiç bilemem. Ya onu içen bilir, sen bilemezsin. Neyse... Rahmetli yani, babam hiç içmezdi, Allah şimdi, razı olsun. Şimdi, alkol bazıları tarafından taşınamaz, öyle deriz biz. Bazı cıvık hareketler olur ama düğün sahibinin orada alkol almadan düğünü idare eden, düğünde hem getir götür işlerini yapan gençler vardır bunlar. Hem de ortamı mı idare eder? Hem damadın arkadaşı hem mahallenin gençleri. Tabii dayanışma çok muazzamdır. Acayip dedim o konuda, hiç şüphe yok. O ortamın güzelliğini bozacak vatandaş varsa onu yavaşça kolundan tutarlar, oradan kaldırırlar. Haydi bilelim. Onu incitmezler. İncitmeden koluna girirler, ben gitmeyeceğim falan derler ya, biraz zorlamayla onu oradan uzaklaştırırlar. O yani ortam bozulmaz, düğünün huzuru kaçmaz. Düğünde alkol ortamında biri yüksek ses çıkarttığı anda ortalık karışıyor. Yani hiç müdahil olmayan, hiç müdahil olmayan bile müdahil oluyor. Onun için sessizce onu görürler. O devamlı o gençler o masaları gözetim altında tutarlar. Düğünün huzuru bozulmasın, düğünde herhangi bir karşılıklı çıkmasın diye ve aynı zamanda da hizmet için. Bir düğün, masadan biri el kaldırdığı zaman hemen gider buyur. Hiç yoktur arkadaşlar. Koçlar düğünlerinin masasında ben al şunu getir veyahut da şu ol de yoktur. Yani yok, bu kalmadı. Kırıp dövüp onu getirirler. Evet, getirirler, şey. Hazırlarlar ve selametine de o gece... O iş biter, birinci davet böyle biter, ikinci davet yine aynı şekilde gelirler, yine aynı şekilde oynarlar, yine düğüne eğlence katarlar, düğüne ekonomik yardım katarlar. Tabii düğünün gideri de vardır tabii, o kadar masraf ediyor yiyeceği, içeceği, alkolü, efendime söyle aşçısı ama... Mesela benim babamla annem Yaşar daima öyle bir hafta düğün yaptı ya, neyle yaptı sence? Dayanışma da vardı. Hayır ya, tamam ilk önce kendinden tabii. Tabii. Buğday yani, kaldırdı. Ya başkasına güvenerek. O da meraya ekti. Şimdi arkadaşlar, başkasına güvenerek düğün yapılmaz. Yani. Yani o gelen keyfe gelirdir. Sen buğday o masrafı, o masrafı, buğday sattı. O masrafı karşılayacaksın. Yani. Sen onu, onunla başladı. Onu gelen misafirler benim masrafımı karşılar diye düşünce değil. Ama geldiği zaman da senin bir yaran var. Allah bereket versin, evet. Tabii ki. Yine üçüncü gün yine tekrar davetler olur. Partililer davet edilir işte. Aynı zamanda Güner Dayım'a da aynı düğün yaptı. Ayrı ayrı, evet. Ayrı ayrı aynı partililer. Şekilde. Ayrı günlerde davet Mehmet edilir. Mehmet Dayım'a da. Dayanışma yine yapılır. Servet abi. Yine çok aynı şekilde. Ya. Aynı şekilde yine düğüne imece usulü ekonomik destek olunur. Ve düğünün son gününden bir gün önce baş gider. Baş olayında gündüz başlar o iş. Öğleden sonra gider. Gündüz başlar, öğleden sonra başlar. Oğlan evinde yenir, içilir. İçildikten sonra davul, zurna ve düğünün yakınları, mahalleli bayanlar yola düşerler kız evine doğru. Tabii bu giderken çeşitli figürlerle oyunlar oynanır. Davulcu çalar. En ilgisime giden ne oldu biliyor musun? Küçüktük. Bir düğüne gittiğinde komşu komşunun kızını almış. Bu taraf yüzde onlar var. Oğlan tarafı, öbür taraf yüzünde kız tarafı evet. Var. Çok kısa ya, bizim mesela şuradan yol gidiyor aynı şekilde. Hemen gitseler hemen varacaklar. Dolandılar evet, mı? Bir tane baş çıktı senin dediğin gibi erkek çocuklarından. Arkadaşlar dedi, bu böyle olmaz, çok yakın. Şöyle uzatacağız biz,
Oynayarak. Uzak oynayaraktan uzak yoldan geri aynı yere düşeceğiz. Evet. Kız evine varacağız. He. 5 dakikada vereceğimiz yere 15-20 dakikada vardık. Evet. Geze geze, dolaşa dolaşa, evet, oynaya oynaya. Orada çok yakın olduğu için öyle. He. Öbürü bazı zaman da koçların bir ucundan bir ucuna gidilirdi. Mustafacık'tan kız aldı mesela. Oraya oynaya oynaya. Arabalarla mı gidilirdi? Yok, oynaya oynaya giderlerdi. Nasıl yani gidilecek ya? Giderlerdi. Hiç, şahit misin sen? Ben şahitim tabii, gidilir. Arabalar falan. Çok ihtiyarlar arabalarla götürürler oraya, başa gidecekler. Ama gençler, genç bayanlar, genç erkekler, davulcu, bunlar hepsi oynuyor oynuyor. Gidiyor. Annem ve amcasının kızı yine bir oradan Mustafaçık'tan kız aldı ya da kız mı verdi. Gittik mi gitmedik mi bilmiyorum yani. Oynuyor oynuyor gidilir. Öyle mi? Demek neyse öyle. Baş olayı da bu. Kız evine gelinir. Kız evi gelen misafirleri karşılar. Kız evinin önünde gençler bir halay tutar. Evet. Kız evinden bir ikram gelir. Edilir. İkram gelir. İkramlar hiç bitmiyor. Hiç bitmez. Kız evinden ikram gelir. Orada oynanır, sekilir. Ondan sonra tekrar oğlan evine gelir. Artık gelin alma safhasına geçer. Pazara gelir. Ertesi gün davulcu sabahtan hazırlanır. Arabalar hazırlanır. Oğlan evi kahvaltı bile etmez arkadaşlar. Kesinlikle. Gelin evine gidilir. Gelin evinin önünde oynanır, sekilir. Artık oğlan kapıyı çalar, gelini alır. O safhaları ben bilemiyorum ama çoğu bilir. Çok detayını bilmiyorum ben. Çok detayını ben biliyorum. Buyur. Şimdi oğlan evi uyandı arkadaşlar. Anne, evin annesi. Hızlı bir şekilde herkesi uyandırır. Haydi bugün gelinimiz gelecek. Çabuk uyanın, kalkın. Kahvaltı falan hazırlanmaz arkadaşlar. Herkes giyinir, hazırlanır. Herkes giyinsin, süslensin denir. Herkes elinden geldiği kadar giyinir, süslenir. Başta damat takım elbisesini giyer. Zaten önceden bayrak kalktı ya, bayrak kalkmadan önceki gün ya da gündüzden damat tıraşını olmuştur artık. Kıyafetleri hazırdır artık. Tabii da sadıcı ona her şeyi. Sadıç da var değil mi bir tabii de? Tabii ki. Ondan sonra arkadaşlar damat kıyafetini giyer pazar günü erkenden. Çünkü saat 10'da 11'de bu iş bitecektir. Kalmaz daha uzağa. Öğlene varmaz arkadaşlar. Gelin eve gelir. En geç 11'de gelin evdedir artık. O yüzden ondan sonra gidilir. Artık oğlan evi varır kız evinin kapısına, gelinimizi almaya geldik denir. Orada bir desteğe su koyulur veyahut da işte buğday muğday koyulur, bir şeyler olur. Kaynana geçer başa arkadaşlar. Mesela kaynana ne istiyorsun, ne veriyorsun, kayınbaba da olursa aynı. Mesela der ki kaynana, yabandaki işte bilmem ne kadar dönümlük bağımı bağışlıyorum der gelinime. Gelinine bağışlar orada. Ondan sonra da çat diye yere atar arkadaşlar. O buğday dolu testiyi, su dolu testiyi. Onu kırar bir güzel. Ondan sonra paralar olur onun içinde, bir de bozuk paralar. Damat cebinden atar. Damat mı cebinden atar? Ha, ben onunla birlikte karıştırdım. Yok ben. Şimdi, onun içinde sadece su ve buğday evet bukur olur yani. Ya, ekmeğe olur, suyu bol olsun şeklinde düşünüyorum. Ekmeğe suyu bol olsun, yere çat diye kırar. Nasibi bol olsun şeklinde düşünüyorum. Hediyesini de zaten verir orada bir. Bu tevatürdür, bunu yaparlar. Bu tevatürden sonra gelini damat koluna takar, götüreceği arabaya doğru giderken gelini evden kim çıkartır? Kuşak bağlar. Gelini evden gelinin babası, yakınları çıkartır. Çünkü abisi, kardeşi, evet, erkek kardeşi de kuşağını bağlar. Hepsi bağlar. Kırmızı kuşak bağlar. Erkeğe teslim edilir. Hayırlı uğursun derin. Babası tabii burada çıkartır. Burada bir hüzün başlar, ağlamalar. Evet. Tabii ben şöyle bir latife de yapayım buna, bir anekdot. Kız çok ağlamış, çok ışkırmış falan deyince anası demiş ki gel kızım gitme bari. Babası sen demiş ona. Babası demiş gel gitme bari sen iyicene. Sen gönüllü değilsin herhalde. Ya oldum demiş ya. Kız durmuş baba hem ağlar hem giderim ben demiş.
bu şekilde, Allah herkesi yerine yakıştırsın. Bu şekilde arkadaşlar, düğünlerimiz gelin almayla, Allah amansız yani, gelin almayla biter. Herkesin bir evi yuvası olması lazım. Ben o gelin yönden gelir, yani. Gelin gelir. Öğleden sonra saat 2'de 3'de gelin dua açılır. Artık orasını bir biz... Hayır mi? Hayır, o gün olur mu? Ertesi gün dua açılır. Ertesi gün mü açılır? Pazartesi günü. Artık bilemiyorum ben onu. Dua açma töreni vardır. Arkadaşlar, ertesi sabah saat 9'da, 10'da kaynana, yakın tanıdığı arkadaşlarına, akrabalarına haber eder. Gelirler arkadaşlar. Gelinin işte duanı takar gelin, formaliteden kıyafetini giyer, gelinliğini giyer. İki tane oklavayla iki tane çocuk bulunur arkadaşlar. Bu gelinin şeyine takarlar, aynı anda kaldırırlar, atarlar. Duvak töreni de budur. Gelin de işte para mara verir o çocuklara, hediye verir. Aynı zamanda kuru yemiş ikram edilir, çay ikram edilir, pastalar varsa pastalar ikram edilir. Öyledir yani. Düğünümüz biter. Sayın can dostlar, şerefli kutsarlı hemşerilerim. Şerefli kutsarlı hemşerilerim. Bir başkadır şerefli kutsar düğünü. Bir başkadır Sarıkaya düğünleri. Bu ev düğünleri. Sonradan 75'ten sonra biliyorsunuz salon düğünleri başladı. Düğünler kısaldı. Akşamları düğün olur. Maddiyattan da dolayı öyle oldu belki. Bir de teşkale artık bağ bahçe adamın müsait evi yok. Apartman dairesinde ev düğünü olmaz arkadaşlar. Başkasının hakkına girilir tabii ki. Başkasının hakkına değil de nerede misafir ağırlayacaksın? Olmaz. Nerede misafir ağırlayacaksın? Ya senin gelen misafirin bir bahçede oturacak yeri yok. Senin evinde devamlı apartman katında da düğün olacak hali yok. Onun için arkadaşlar. Şurada içeride davul çaldırabilir misin? Bunun kısa yolu bir salon tutuyorlar. Orada çalgısı oluyor. Çengisi doğrusu oluyor neyse. Yani. Bu düğünü yapıyorlar. Düğünlerin başlangıcı ailenin başlangıcının temelidir arkadaşlar. Düğünlerimiz güzeldir. Geleneklerimiz güzeldir. Aynen öyle. Biz bu anlatımı yeni gençlere düğünlerimizin nasıl yapıldığını unutturmamak için geleneklerimiz tarihe not düşüyoruz. Arkadaşlar. Şerefli Koçlar'da düğünümüz böyle olur. Hepinize hayırlı günler, güzel günler, canlar, güzel yaşamlar, güzel düğünler nasip etsin. Hepinize buradan Antalya'dan el sallayarak videomuza son veriyoruz. Arkadaşlar, kanalımıza üye olun, abone olun, bizi destekleyin. Biz daha Şerefli Koçar'ın unutulmayan yüz tutan geleneklerini, göreneklerini anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar. Yemeklerimizi anlatmaya çalışacağız. Bildiğimiz kadar. Arkadaşlar, bu arada bu düğünlerde eksiklerimiz vardır bizim. Biz bunu yazılı metin olarak okumuyoruz. Kafamızda gördüklerimizi, bildiklerimizi, yaşadıklarımızı anlatıyoruz arkadaşlar. Onun için her ne kadar...